Sebi Aruz, yazar Kazım Öztürk. Sebi Aruz, Mevlana'da sembolleşmiştir. Düğün gecesi demek, sevgiliye kavuşmayı özlemek. Sebi Aruz, Mevlana dilinden ölümün düğüne benzetilmesidir. Yani Mevlana ölümü anlatır. Ölüm, onu asıl vatanına ve sevgilisine kavuşturur. Sebi Aruz, Müslümanca yaşanan hayatın son noktası, ölümün Mevlana'cısıdır. Mevlana diyor ki, ölüm günümde taputup yürüyüp gitmeye başladı mı, bende bu cihanın gamı var, dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit bir şüpheye düşme, bana ağlama, yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersen, işte o zaman yazık yazık demenin sırası. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. O vakit benim buluşma ve görüşme zamanımdır. Beni kabre indirip bırakınca sakın elveda elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Basmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya basmadan ne ziyan gelir ki? Sana basmak görünür ama o doğmaktır. Mezar hapis gibi görünür ama o canın kurtuluşudur. Üzülme, herkes ölür. Kimi toprağa, kimi yüreğe gömülür. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden önce doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumunda şüpheye düşüyorsun? Mevlana ölüme gülümsüyor. Zaten ölüme gülümsemeseydi, ölümü Sebi Aruz olarak nitelemezdi. Mevlana'yı ölüme gülümseten, ölümü düğün gecesi kılan duygu, ben Kur'an'ın kölesiyim, Muhammed Mustafa'nın yolunu tozuyum anlayışıdır. Ölümün Mevlana'cısına, ölümün Müslümancası demek en doğru olandır. Zira Mevlana, ölümün güzelliğini Kur'an'la buluyor. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, hayatını Kur'anlaştıran, yürüye Kur'an olan, Kur'an'ı hayatının gündemi yapan herkes, Müslümanca ölüme sahip olur.